Elim ayağım dondu ya. Bu nasıl bir soğuk? Bremen de şu anda -5 derece arkadaşlar hava ve gerçekten donuyoruz. Bu videoyu çekmek için bir türlü fırsat bulamadım. Çünkü o kadar yoğunum ki arkadaşlar. Üniversite çok zormuş. Onunla böyle yüzleştim. Şimdi bu videoyu mümkünse böyle gelme aşamasında olup motivasyona ihtiyacı olan arkadaşlar izlemesin. Çünkü biraz olumsuz konuşacağım açıkçası. Çok fazla beklentiyle geldiğim Almanya'daki üniversite biraz benim için hayal kırıklığı oldu. Önce niye diye bahsedecek olursam kısaca şöyle anlatayım size arkadaşlar. Bu arada şu an kütüphanedeyim, o yüzden böyle sessiz konuşuyorum mikrofona doğru. İnsanlar da rahatsız olmasın diye. Burası bir lunch gerçeği, çok kimse yok. Rahatsız olacak ama yine de böyle yavaş konuşmaya çalışıyorum. Şu an Bremen Üniversitesi'nin kütüphanesindeyim arkadaşlar. Kütüphane böyle bir yer. Yaklaşık bir haftadır kütüphanede çalışıyorum. Kiranımı bağlayıp iyi, verimli oluyor en azından. Hani çalışmam çünkü evde gerçekten sıkılıyorum yani. Ve derslere de çok fazla katılamıyorum. Kaçırdığım için çoğu şeyi. O yüzden böyle kütüphanede biraz kendim YouTube'dan olsun veya işte ders kayıtlarından olsun çalışmaya çalışıyorum diyelim. Şimdi niye mutsuzum? Böyle modum düşük. Biraz ondan bahsedeyim. Ben açıkçası çok büyük beklentilerle üniversiteye başladım arkadaşlar. Daha iyi bir arkadaş ortamım olur. Almanca konuşurum. Ve işte ben derslere adapte olurum. Bir yandan ders çalışırım. Bir yandan işte sosyal medyamı yürütürüm. İşimi aynı zamanda devam ederim vesaire aynı şekilde diye düşünürken zor olacağını da aslında biliyordum. Fakat hiçbiri yolunda gitmedi. Böyle her şey üst üste geldi ve gerçekten bu bir ayda yaşlandım diyebilirim. İlk defa Almanya'ya göç etme konusunda böyle hani acaba dediğim anlardan biriydi. Hani bir dersten çıkışı böyle. Şimdi ben ilk baştan başlayayım. Neler oldu, neler, üniversitede ne gibi şeyler deneyimledim. Biraz onlardan bahsedeyim. Ondan sonra genel durumdan bahsedeyim arkadaşlar. Üniversiteye ilk başladığımızda bizim bir oryantasyon haftamız oldu. Instagram'da beni takip edenler zaten o oryantasyon haftasında neler yaptık vesaire ayrıntılı bir şekilde paylaşmıştım açıklayarak vesaire. Ve çok mutluydum böyle üniversiteye başladım. İşte Almanca konuşmaya çalışıyorum insanlarla. Ne bileyim iletişime geçmeye çalışıyorum. Yeni ortamlar, yeni işte arkadaşlıklar vesaire hani. Oryantasyon haftası açıkçası beklediğimden kötüydü çünkü çok sıkıldım. Yani bir kere bir şey fark ettim ki insanlar çok ruhsuz. Bilmiyorum bu sadece benim üniversitemde mi var veya Almanların genelinde mi böyle bilmiyorum ama genel olarak arkadaşlar bir ruhsuzluk hakim yani insanlarda. Ya konuşmaya çalışıyorsun mesela böyle bakıyorlar sadece suratına ya. Normalde üniversiteye başlamadan önce bir oryantasyon haftası oluyor, bir haftalık. Ki bu oryantasyon haftasının tarihlerini falan aşağıya yazarım, çok hatırlamıyorum. Ondan öncesinde iki hafta kadar da işte bir şey oluyor. Alıştırma adına işte bir for kurs oluyor. For kursta ben matematik ve programlama for kursları almıştım. Ve o for kurslara katıldım. İşte bir arkadaşım vardı, Alman bir arkadaşım. Ya çocukla mesela hani konuşuyoruz. Ya çocukla mesela bir hafta boyunca bir ödev yaptık. Hani bir hafta boyunca bir çalışma yaptık, bir proje yaptık. String diye bir yazılım dilinde. Daha sonra işte mesela oryantasyon haftasında konuşmaya çalışıyorum falan. Bir selam veriyorum, iki selam veriyorum, üç selam veriyorum. Hani dördüncü de insan bekliyor değil mi bir selam? Veya ne bileyim hani yolda giderken siz biriyle karşılaştığınızda biz Türkiye'den azından öyle yapıyorduk. Yani küçük bir sohbet ediyorduk işte günün nasıl geçiyor vesaire. Yok. Yani burada o kültür yok. Small talk diye bir şey yok. Çok bu yönden çok doluyum. Ya insanlarla tanışmaya çalışıyorsun mesela. Çok güzel tanışıyorsun. Ertesi gün böyle sanki hiç tanımamış gibi, hiç o an yaşanmamış gibi, siz hiç tanışmamışsınız gibi davranıyorlar. Ve bu insanı gerçekten çok moralini bozuyor. Yeni insanlarla tanışma heyecanım bitti. Neyse Forkus'ta ben açıkçası çok böyle şey diyordum hani arkadaşlıklar kurarım, çevre kurarım, burada bir network edinirim, derslerde daha az zorlanırım falan diye. O olmadı. Onun yerine ne oldu? Yine buraya sonradan gelen Türk arkadaşlar vardı. Onlarla tanıştık işte. Ben bundan gocunmuyorum aslında. Bu çok güzel bir şey sonuçta. Aynı dili konuşuyorsunuz. Onlar da sonradan gelmiş, siz de sonradan gelmişsiniz ama sizin bir beklentiniz var ki hani ne bileyim bir Alman arkadaşınız olsun. Onlarla birlikte takıl. Hani onlarla birlikte de biraz zaman geçir ve hani biraz da o çevreden edin. Hani Türkler okey, biraz da hani Alman çevren olsun. İnsan öyle istiyor.
Neyse ki Forkurs'a ben böyle heyecanlı bir şekilde katıldım ve bir şekilde bitirdik Forkurs'u. Sonra dersler başladı arkadaşlar ve ben o kadar heyecanlıyım ki böyle işte her derse gitmeye çalışıyorum, her ödevi yapmaya çalışıyorum, böyle kendim çabalıyorum vesaire. Sonra bu böyle gitmedi. Ama önce bir üniversitenin sisteminden bahsedeyim, nasıl oluyor, nelerle karşılaşıyorsunuz vesaire. Genel bir sistemden bahsedecek olursam, dersler var, bir de uhunklar var arkadaşlar. İnformatik bölümü boyunca alacağımız dersleri şu an görüyorsunuz. Bu tabloda 6 sömestr boyunca alacağımız bütün dersler yazıyor. Aslında dersler çok fazla değil ama içerikleri çok yoğun ve çok zor. Çok fazla emek isteyen dersler ve çok fazla aslında insanları düşündürmeye, mantığınızı zorlayacak dersler. Bizim ilk sömestr, işaretlediğim gibi, hangi dersler var? Matematik 1, Practice Informatik 1, Medien Informatik. Bir de iki tane seçmeli dersler var ki onlara hiç zaman bile ayıramıyoruz zaten. Bunlar krediler ayrılıyor arkadaşlar. Her dönem 30 kredi almanız gerekiyor. İşte 6 sömestr boyunca kaç ediyor? 6 kere 30 işte 180. Sizin mezun olabilmeniz için 180 krediyi almanız gerekiyor. Ve bu dönem bizim almamız gereken kredi sayısı 30 kredi. Ve bu 30 kredi neyden oluşuyor? Matematik 1 9 kredi, Praktiş İnformatik 1 9 kredi, Medien İnformatik diye bir ders var, işte o Fach Gewandte bölümünde geçen. O 6 kredi ve 3'er kredilik 2 tane seçmeli ders var. Ve ders programımı şu an görüyorsunuz. Bu ders programına göre hafta içerisinde arkadaşlar derslere katılıyorum. Bunların bir de ÜBUNK'ları var. Bir de ÜBUNK'larına katılıyorum. Bu şekilde aslında derslerle ve ÜBUNK'larla birlikte üniversiteye götürmeye çalışıyorsunuz. Ve haftalık olarak sizlere ödev veriliyor. Matematikten her hafta ödevimiz oluyor. Bu derste bir konu işleniyor. Daha sonra bunun ÜBUNK'una katılıyoruz. Konu anlatımı derste yapılıyor. Küçük bir soru çözümü oluyor tutor tarafından. Tutor dediğimizde bu ÜBUNK'lara, yani alıştırma kısmına gelen master öğrencileri oluyor daha çok. Bunlar işte soru çözüyor. Biz de o soruları not alıyoruz. Bir prezens ÜBUNK'lar denilen yüz yüze gördüğümüz, o derslerde gördüğümüz yüz yüze sorular var. Bir de house of cabin'lar var. Onlar da ev ödevleri. Onları da kendiniz evde yapmaya çalışıyorsunuz. Ders gidecek olursak, matematik adına konuşacak olursam, matematik dersinin ilk başları benim için iyiydi. Çünkü mantık konusuydu, biliyorduk. Ama daha sonra o kadar karmaşıklaşmaya başladı ki arkadaşlar. Ya insanın anlam oranı hani şey olur, böyle 60-70 olur en azından. Yani 20-30 gerçekten. Yani anlama oranımız çok düşük. Ve ders anlamayınca ÜBUNK'a gitmeye hevesiniz kalmıyor. Ve ÜBUNK'a gidiyorsunuz. Mesela ÜBUNK'ta yazılanları anlamıyorsunuz. Onları anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Bu böyle bir kısır döngüye giriyor. Yani siz yapamadıkça daha çok yapamıyorsunuz. Kesinlikle dersler tek başına yeterli kalmıyor. Sizin kendi dilinizde, özellikle yabancı öğrenciler için, bunları araştırmanız gerekiyor. Farklı işte YouTube kanallarından olsun, İngilizce kaynaklardan olsun, bunları bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Ve her şeyi ispatlıyoruz arkadaşlar. Her şeyin ispatı var, istisnasız böyle. İnanılmaz bir sistem yani. Böyle bizim sistem gibi değil mesela. Böyle burada çözüm odaklı değil çoğu şey. Böyle o çözüme gittiğin yol daha çok önemli ve her şeyi bevazla ve her şeyi kanıtlamaya çalıştığınız zaman olmuyor. Yani gitmiyor bir süre sonra, yapamıyorsunuz tek başınıza. Ve matematikte açıkçası böyle script diye bir şey var. Orada böyle işte konu anlatımları oluyor. O scriptten hoca folyo hazırlıyor. Folyoda derste işlediğimiz bu slaytlar. Onlardan okuyup anlamlandırmaya çalışıyorum bazı şeyleri ve ona göre soruları çözmeye çalışıyorum. Fakat şu ana kadar tek başına çözdüm, sadece bir tane ödev oldu. Şu ana kadar 5 ödev aldık ve 5. ödev yarın teslim edeceğiz. Ve hala araştırma içerisindeyim, ödevi yapmaya çalışıyorum. Diğer geri kalan 4 tanesinde işte burada önceki okuyan, geçmiş dönemdeki öğrencilerden aldığım notlar. Onun haricinde işte Alman grubuna katıldım ben bir tane. Oradaki arkadaşımın yazdığı notlar. Onlardan toplayarak ödevi yapıp teslim etmeye çalışıyoruz açıkçası. Şu an derslerden geri kaldığım için, anlamlandırmaya çalıştığım için her dersi kafamda, derslere katılamıyorum. Onun yerine kendim işte çalışıp onu telafi etmeye çalışıyorum. Böyle bir durum var yani. İkinci ders ise Praktiş İnformatik arkadaşlar. Mutlaka size tavsiyem, gelmeden önce Java öğrenin. Eğer Bremen Üniversitesi'ne geliyorsanız Java öğrenin. Gelmiyorsanız, gideceğiniz üniversitede hangi dil öğretiliyor, hangi programlama dili öğretiliyor, bunu öğrenin. Ona hazırlanarak, en azından bir tutorial bitirerek Udemy'den veya YouTube'dan bir kurs izleyerek ve onu bitirerek gelin. Gerçekten o konuda çok zorlandım ve bir forecast'ınız olmadan, yani bir ön bilgi olmadan siz bu dersi işlediğiniz zaman anlam oranınız
günde %20 falan oluyor. Ve bu inanılmaz bir zorluk getiriyor sizin beraberinde. Bu yüzden mutlaka arkadaşlar gelmeden önce bir Java oynatma listesi veya bir kurs yapıp öyle gelin. Eğer Bremen Üniversitesi'ne geliyorsanız. Şimdi sizlere önereceğim birkaç tane şey var. Buraya gelmeden önce en azından C1'ini alan arkadaşlar var ve bekleme aşamasındalar. O arada hani biz ne yapalım diye soruyorlar. Size iki şey önereceğim. Matematik adına bu ders diye bir site var. Boğaziçi'den özel ders diye. Ve oradaki videoları böyle baştan sona izleyip oradan bir matematik temeli kendinize atmanız. İkincisi de programlama adına, Practice Informatik adına bir Java tutorial'ı bitirmeniz. Bunu da yine tavsiye ettiğim bir oynatma listesi var. O oynatma listesini izleyip gelirseniz çok daha rahat ederek başlarsınız arkadaşlar. Benim herhangi bir programlama bilgim olmadığı için arkadaşlar bu derste o kadar zorlandım ki böyle tam böyle ortadan başladık gerçekten. Hani folyolara bakıyorum mesela, bazı şeylerden bahsediyor, kavramlardan bahsediyor. O kavramları internette araştırdığımda böyle Java tutorial'larının ortasında yer alıyor. Yani mesela bir kurs var, kursun ortasındaki videoda o şey geçiyor. Böyle gerçekten çok zorlandım ve hiçbir kod yazamadım. Dersleri de anlayamıyorsunuz. Yani derslerde de mesela hani bir şeyler oluyor. Hoca bir şeyler yapıyor ama ne yaptığına hakim değilsiniz. Hiçbir şeye hakim olamıyorsunuz yani. Gerek herhangi bir bilginiz olmadığı için Java'da, gerekse Almanca'dan ötürü yani. Almanca gerçekten beni çok zorladı. Ben yani Almanca öğrendiğimi sanıyordum. Ama üniversitedeki Almanca çok farklıymış. Onu deneyimledim. Yani öyle C1 aldığınızda kesinlikle C1 olmuyorsunuz. Diğer bir ders olan Medin İnformatik dersinde daha böyle sözel bir ders ve orada böyle biraz daha çizim, işte daha farklı derste gördüğünüz şeylerin uygulaması olarak yaptığınız ödevler vesaire var. Ama o mevzuda da yani Medin İnformatik dersinde de yine anlamadığınız yerler oluyor vesaire. Ama hani nispeten o ders biraz daha anlaşılır diğerlerine göre. Daha sözel olduğu için ve daha yapılabilir olduğu için diyebilirim. Matematikteki ödevleri üçer kişi şeklinde grup olup yapıyorsunuz. O Practice Informatik dediğim derste ise herhangi bir grup yok. Tek başına yapmanız gerekiyor ve yine ben hiçbir ödevi tek başıma yapamadım. Hep ya önceki işte dönem okuyan arkadaşlarımdan aldığım ödevlerdi ya da Türk arkadaşlarla birlikte hani birkaçı işte programlama biliyor vesaire. Onlardan yardım alarak, onların ödevlerinden yola çıkarak yaptığım ödevler. Yani yine hiçbir ödevi kendim yapamadım o dersten. Bu sizi gerçekten psikolojik anlamda çok olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Yani ben Türkiye'de ne bileyim başarılı bir öğrenciydim. Ortaokulda full birinciydim. Lisede yine aynı şekilde 96 notuyla mezun olmuş fen lisesinden bir öğrenciydim. Buraya gelip bu tür şeylerle karşılaşınca gerçekten psikolojim bozuldu arkadaşlar böyle. Çalışıyorsunuz, nasıl çalışacağınızı bilmiyorsunuz, yol, yöntem bilmiyorsunuz. Dil yabancı, her şeyi çevirmeniz gerekiyor. Üstüne üstlük herhangi bir sorabileceğiniz, ne bileyim bir en azından bir yardım alabileceğiniz bir ortam yok. Yani Almanlara gidip mesela soruyorum ben işte bu nasıl yapılır, buna yardımcı olur musun vesaire diye. Selbstlernen diyor geçiyorlar işte, Selbstständigen, kendini keşfetmelisin, kendini öğrenmelisin vesaire. Yani okey, kendimi öğrenmeliyim ama olmuyor abi, gitmiyor ve direkt çözümü de demiyorlar. Hani ya diyorum ki mesela bana yol gösterme diyorum, bana şunu göster diyorum, bunun çözümü ne diyorum. Adam çözüm de göstermiyor, böyle saçma sapan bir durum. Ondan da soğudum. Yani hiç kimseyle artık iletişim kurmuyorum. Dersler de zaten aşırı zor gittikçe zorlaşıyor böyle. Ne kadar daha fazla zorlaşabilir hiç bilmiyorum. Ama şu an gerçekten kötü bir haldeyim arkadaşlar. Bununla birlikte ne içerik paylaşabiliyorum, ne kendime zaman ayırabiliyorum, ne işime doğru düzgün yapabiliyorum ki işimi de mini job'a çektim. Ben işte böyle mini job'la Tileside arası çalışıyordum 15 saat falan. Ama şu an direkt mini job'a çektim. Haftada bir gün çalışabiliyorum çünkü. Onun haricinde yine sürekli ödev yapmakla meşgulüm falan. Ya ben bundan gocunmuyorum aslında. Hani şunu deseler bana yaparım. Hani en azından anlasam ödevleri, hani anlayarak yapabilsem ve başarsam bir şeyleri, başarabildiğimi görsem. Ya yeter, hani istersem 12 saat çalışayım, hiç problem değil. Ama böyle okyanustasınız ve boşa yüzüyorsunuz gibi bir şey böyle. Çok can sıkıcı bir şey gerçekten. Sizlere bu kadar olumsuz şeyler söylediğim için kusura bakmayın ama gerçekler bu yönde. Yani başladığımdan beri çok stresim ve bir aydır böyle yüzüm gülmedi ya açıkçası. Kötü bir durum yani.
Yani dersler bir tarafa, Almanların gerçekten sosyal ortamları da sıfır arkadaşlar. Yani mesela ders çıkışı, ne bileyim, Türkiye'de biz lisede bile, hani üniversiteyi saymıyorum, belki üniversitedeki sistemi de çok bilmiyorum. Keşke Türkiye'de birazcık üniversite okusaydım diye içimden geçirmiyor değilim. Bir en azından sistemi görürdüm. Oradaki arkadaşlıklar nasıl vesaire, orayı görürdüm yani. Abi hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Yani evden okul, okuldan eve, kimse bir sosyal etkinlik yapmıyor, ne bileyim, dışarı çıkıp takılmıyor kimse kimseyle. Ben özellikle arkadaşlık kurmaya çok çalıştım. Semestrimin başlangıcında bir parti vesaire yapıldı. Orada insanlarla iletişime geçmeye çalıştım ama yok, yok abi. Yani hiçbir şekilde iletişime geçemiyorsunuz. Çok can sıkıcı bir durum gerçekten. Yarına yine ödevler birikti. Praktik informatik ödevi var. Yine arkadaşımdan aldım. Önceki dönemde matematik ödevi var. Yine aynı şekilde. Onları anlayarak yapmaya çalışıyorum. Açıklama yazmaya çalışıyorum vesaire. Yarın mesela 12'ye kadar gece sisteme yüklemem lazım o ödevi. Matematik ödevini yine yarın sabah teslim etmemiz lazım. Onun haricinde medya informatik ödevi var. Onun için bir sunum hazırlayıp onu işte yapmamız lazım. Bir arkadaşımla beraber o medya informatik ödevleri de şu an bir grupla yapıyoruz. Bir web sitesi yapmaya çalışıyoruz vesaire. Açıkçası böyle her şey birbirine içine girmiş durumda ve bir yol yöntem aramaktan çalışmaya vakit bulamadığım bir dönem içerisindeyim. Bu ne kadar böyle devam eder? Ben ne kadar bunu başarabilirim? Yaklaşık işte Şubat ayının ortasında iki tane sınavım var. Biri matematik, biri de yazılım. Yani praktik informatik. Ve ondan yaklaşık bir ay sonra da 13 Mart gibisi, 13 Mart'ta da praktik informatiğin dersi geçme oranınız şu şekilde hesaplanıyor. Matematikte işte ödevlerin %60 alınıyor. Sınavında %40 alınıyor. Praktik informatikte ödevlerin %70'i, sınavın %30 alınıyor. O yüzden hem ödevleri anlayarak yapmamız gerekiyor aslında iyi bir şekilde, hem de sınavı iyi bir şekilde yapmam gerekiyor ki dersi verebileyim, dersi geçebileyim. Dersi geçme sınırımız da 50, yani %50'nin üzerinde bir başarı gösterdiğimizde dersi geçmiş sayılıyoruz. Genel anlamda işte ne bileyim, ödevler, matematik, praktik informatik, medyanın adına planlar vesaire, onları da şu anda görüyorsunuz zaten. Sistem bu şekilde, zorluk bu şekilde. Bakalım, bu benim için böyle bir challenge oldu resmen. Hani şey demeye başladım, ben bu üniversiteden mezun olabilirsem hayatta her şeyi başarırım. O moddayım şu an ama bilmiyorum. Yani bu aralar valla hokşuleyi de düşünmüyor değilim. Ya duruma göre en kötü hokşuleye geçeriz. En azından orada daha pratik, daha az teorik olduğu için belki daha az zorlanırım. Oru hakkında da çok bir bilgim yok. Ama yani şu an moralim bayağı bozuk ve bir şekilde çalışmaya çalışıyorum. Şimdi gidip bir daha ödevler hakkında işte bir şeyler araştıracağım vesaire, nasıl yapacağıma bakacağım. Biliyorum burada belki mezun olduktan sonra inanılmaz kapılar açılacak. Hani çok iyi şartlar altında çok iyi paralar kazanabileceğim, çok iyi şartlar altında çalışabileceğim. Ama yani şu anki içinde bulunduğum psikolojik durumum gerçekten hiç iyi değil. Umarım bu böyle devam etmez ve bir şeyleri başarabilirim ve daha sorunsuz yaşarım. En azından öyle söyleyeyim. Almanya'da bizim gibi hani C1 sertifikasını aldıktan sonra okumaya başlayan arkadaşlarımızdan bu videoyu izleyenler varsa yorumlarını merak ediyorum. Sizlerin okuldaki durumunuz nasıl? Başarabiliyor musunuz? Nasıl gidiyor? Çevreniz nasıl vesaire? Bunları açıkçası merak ediyorum. Lütfen bu videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir konu daha var ki, Bremen'de hava sürekli kapalı, sürekli soğuk ve böyle yataktan çıkasım gelmiyor. O kadar çok uyuyasım geliyor ki sabahları donarak uyanıyorum, donarak uyuyorum. Neyse ki böyle evim sıcak vesaire, onda problem yok ama böyle güne başlama enerjim sıfır yani. Zaten o sıfır olunca hiçbir şey yapasınız gelmiyor. Sabah ne erken kalkabiliyorsunuz, ne bir şey yapmaya mecaliniz var. Böyle zaten o sabahtaki enerji olmayınca bütün gününüz verimsiz geçiyor. Kısır döngüye giriyor. Ne diyeyim? Gelmeden önce mutlaka biraz bilginiz olsun arkadaşlar. Hem programlama adına, hem matematik adına, hem de dilinizi oldukça geliştirmeye çalışın. Ben yine oldukça geliştirmeye çalıştım. Günlük hayatta hiçbir problemim yok ama teorik anlamda çok eksiğim. Onu fark ettim. Sizlere önerim hani gelmeden önce biraz hazırlık yapmanız. Kesinlikle bu videoda dediklerim hani sizin motivasyonunuzu kırmasın. Bunu ben yaşadım. Belki siz bunu yaşamayacaksınız. Siz çok daha
iyi bazı şeyleri başarabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen bana özel, benim deneyimlerim ve benim yaşadıklarımla alakalı bir şey. Belki de benim geçmişimle alakalı bir şey. Bazı şeyleri oturtamamış olabilirim veya daha iyi oturtabileceğim bundan sonra. Onun da yine videosunu çekerim, nasıl düzeldim vesaire diye. Şu anki modum açıkçası bu şekilde. Sizlere böyle daha pozitif şeyler söylemeyi çok isterdim. Her şey çok güzel gidiyor, üniversite çok iyi, her şeyi başarıyorum vesaire diye, ama maalesef durum bundan ibaret değil. Dışında üniversite okumak gerçekten çok zormuş, onu anladım. Zor olacağını biliyordum, bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Evet, bu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Ama paylaştığımda da Instagram üzerinden daha aktifim. Oradan görebilirsiniz. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Böyle ara sıra reels videoları da çekiyorum. Bunlar da bayağı izleniyor bu arada. Yani gerçekten hayatımda sosyal medyada olmasa çok boşlukta hissedeceğim. Hani hiçbir şeyim olmayacak gibi hissedeceğim. Ve bu yüzden sosyal medyada açıkçası devam etmek istiyorum. Devam etmeye çalışıyorum. Bakalım. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Böyle sizlere bütün negatif enerjileri verdikten sonra gidiyorum. Sizler de Türkiye'de okuyan hani arkadaşlar varsa, ne bileyim, ortamınızı merak ediyorum açıkçası. Biz geldik buraya. Böyle hayal kırıklığı içerisindeyiz. Tek ben de değilim bu arada. Benim mesela buraya gelen işte Türk arkadaşlar da var. Onlar da aynı ve benim işte bir reels paylaşmıştım. Onu da yanında görüyorsunuz. O reelsten sonra böyle bana bir sürü kişi mesaj attı. Ya bizde de böyle falan, hani çok sıkılıyoruz, çok zorlanıyoruz vesaire diye. Onları da gördüm yani, açıkçası tek olmadığımı orada fark ettim. Hani buraya zaten baştan gelerek onun göze almış olduk. Ben çalışmalarıma devam edeyim. Sizlere de Almanca çalışmanızda, başvuru sürecinizde, Almanya'da üniversite okuyorsanız üniversite sürecinizde kolay gelsin diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Go, go, go.